Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine 3 tane tuvalette oynamalık oyun tanıtacağım. İlk oyunumuz Zombie Smasher. Şöyle başlayalım. Bu oyun sizden gelen isteklerle tanıtılıyor bu arada. Tam tuvalette aslında oynamalık bir oyun. Güzel. 10 milyondan fazla kullanıcısı var bunun. Yani Google Play'den baktığıma göre daha doğrusu 10 milyonla 50 milyon arası da kullanıcısı. iOS platformunda yok. Windows Phone'da gördüğünüz gibi var. Böyle Story Mode, Survival Mode, Time Mode var. Story Mode da bir ona bir bakalım önce. Şu Don't Touch It diyor. Evet, zombileri amaç zombileri ezmek. Bunlar sonra yağıyor böyle. Şu öldürürseniz de evet. O sağlıklı bir birey. Onu öldürmeyin. Zevkli oyun aslında. Hızlandıkça yani şöyle iki elle oynarsanız daha çok verim alacaksınız da. Şurada da barı var mesela. Hani sonra takma. Kaçma sağa sola kaçma. Survival moda bir bakalım. Buradan sonsuza kadar yağıyor. Ne kadar çok dayanabilirsiniz onu. Lan hadi. Lan. Arkadaşlar bu arada oyun dediğiniz kadar varmış. Zevkliymiş, ben ilk defa oynuyorum. Bir koşma sağa sola bir koşma. Fellik fellik adam oldu. Güzel. Aynen. Neyse bir sıradaki oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz şu an Android platformunda mevcut sadece. iOS'a gelecek. Belki de gelmiştir, bir kontrol edersiniz. Bizimkilerin yaptığı Sugar Crush diye geçiyor. Ben bu Sugar'ı oldum olası okuyamıyorum yani. Kare işte anasını satayım, anlayın siz. Davor Sugar vardı aklıma geldi. Neyse. Şimdi şurada süre doluyor. Şu arada dengeyi hem sağlayacaksınız hem de mesela şu devirme sayısını sayınız bunları. Bunları dengede tutacaksınız. Yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Tamam, aslında bir saçmalık oyun. Şöyle de 3 tanesini üst üste oturtursak. Hele bir tanesi de kalpli ise 19 oluyor. Yani bir tane hak alıyorsunuz. Burada oyunun saniyesi gözüküyor. Evet. Şöyle üçüyoruz yani. Üçü birbirine değecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Lan saatten beri mavi gelmiyor. Uzun çubuk gibi oldu ha. Şunu şöyle dizdik. Diziş o diziş. Gelen giden yok. Aynen. Bir yandan denge bozmaması çalışacak. Şöyle 3'ü değse yeter. Aynen mavi geldi. Aradan kan bulundu. Bırakalım şöyle. Şu anda bu oyunda en fazla skor yapan benim herhalde. Zaten Google Plus hesabınıza girerseniz falan oyuna oynarken görürsünüz. Benim orada. Geçersiniz de beni de orada görebilirsiniz. Aynen biz diğer oyunumuza geçelim. Şunu yapmayı çok seviyorum böyle. Random sallıyorsun. Aynen bak şöyle oluyor işte. 5 tane hakkın kaldı. 2 tane kaldı. Onları da şöyle yapacağım ben size bak. Aynen şu şekilde skor tablosuna gönderiyor. Arkadaşlar 3. oyunumuza geçelim. Şöyle. Bütün aletleri sağa sola dağıttık. Son oyunumuz biraz efsanevi olacak arkadaşlar. Son 3. ve son oyunumuz Contra. Bu bizim bildiğimiz Contra. Contra Evolution diye çıktı. Aynen. En son bu aşağı benzeyen örümceği öldürmüştük. Zaten oyun öyle bitmişti. Atari'de hatırlarsanız ki hatırlayamayanlar çok olacak. Arkadaşlar oyunun da sesi yaldır yaldır açık ya. Neyse biraz kısalım. Oyunda oyunu biliyorsunuz hatta yani çoğumuz biliyor. Atari'de ilk iki kişilik ilerlemeli oynanan oyunlardan birisiydi. Hatta çok kavga ederdik. Sağ sola silah düşerdi, can düşerdi. Yok onu ben alacağım, bunu sen alacaksın. Çok kavgası olur, çok arkadaşlık bitmişti bu oyunu oynarken. Şu an iOS ve Android platformunda ücretsiz bir oyun olarak bulunuyor. Windows Phone'da yok. 17 Nisan'da geldi. Yani bir hafta falan oldu geleli. Şöyle ben karakter seçmiştim, onu bir upgrade edeyim. Tamam. Bakayım ne diyor. Kalkanı illa bunu yapacağız. Neyse. Zaten şöyle upgrade altın gördüğünüz zaman işte biliyorsunuz hani satılıyor demek. Şöyle. Oyun zaten o yüzden ücretsiz. Buradan karakter seçiyoruz. Bunlar kilitli karakterler. Zaten en şöyle saçan en güzeliydi. Başlayalım oyuna. Şöyle aşağı doğru çapraza çekerseniz aşağı doğru atıyor. Aşağı eğilip zıplamaya basarsanız aşağı iniyor, alt kata iniyor. Bu oyun şimdi size çok saçma gelebilir yani görüntü olarak falan filan da bizim zamanımızdaki efsane oyunlardan da bu. Yani bizim zamanımızda şimdiki gibi çok oyun yoktu. Çok az oyun vardı. Bunların da ya yani çoğu iyiydi aslında. Bunu çok severdik. Çünkü bu Atari'de
İki kişinin oynayabileceği ender oyunlardandı. Anam, nikah düşme bir ya, bir şey anlatıyorum. Yani ilk iki kişiyle oynanan, benim bildiğim hani Mortal Kombat, Street Fighter türevleri dışında, hatta Mario falan dışında ilk böyle adam akıllı ilerlemeli oyundu bu. Zaten Mario'yu da biliyorsunuz, ilerlemeli oynayamazdık. Biri ölürdü, biri başlardı. Öyle saçma sapan bir kuralı vardı. İşte şimdiki gibi Play Store, Play Store falan yoktu. Biz arar bulurduk hani, mahalle mahalle elimize kaset alırdık. Şu kaseti kim değişecek, kimde Atari var falan filan de. Hakikaten gezerdik mahalle mahalle. Kapıyı açan çocuklar, nerede oturuyorum falan, evini göster, evini göster deyip, eğer oyun iyiyse tabii, oyun kötüyse biz derdik onu. O şekilde takas yapardık. Birbirimize ulaşırdık. O yüzden hani efsanevi oyunlardan birisi. Efsanevi olmayı da hak ediyor bu arada. Lan bir düşme, bir iki dakika bir şey anlatayım ya. Bu da hep bölüm sonucunda böyle biter zaten. Meşhur enseye koydular. Arkadaşlar, bir s**lık oyunlar serimizin daha sonuna geldik. Yine sizlere birbirinden güzel 3 tane s**lık oyun tanıttım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin. O değil de kontraya kıyamadım ya, atamadım. Hadi eyvallah.